huzurlarınızda şeytan racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. -salatu ve salatu vesselam ala ve seyyidina Muhammedin ala ali ve sahbi ezmen ala resuluna Muhammedin salavat. Abi dersimizin konusu e, Risale-i Nur'da velayet ve akrabiyet noktasında makamlara bakış. Mesela makamı Hızır, makamı Üveys. İşte üçüncü tabak hayat İsa aleyhisselam. Gafsiyet ve kutbiyet, velayet ve akrabiyet noktayı nazarında bunlara nasıl bakılır? Ve bunların enfüsü ve afaki karşılıkları neler? Malum Risale-i Nur hakikatler bir tefsir olduğu için zikredilen bir meselenin kesin sende münasebeti var. Biz hani enfüs dediğimiz benim noktayı nazarımda o şey, o münasebeti bulmanın adı yani. Onu kendinde gördüğün zaman bütün... E İmani ve İslami noktadaki meselelerden maksat bu sendeki o şeyi açığa çıkarmak. Bunu çıkardın mı kendini tanıyorsun. Kendini tanınca Allah'ı tanıyan. Allah'ı tanımak için bunun olması gerekir. Şimdi bu derste bu makamları sadece zikredilen Üvesilik, Hızır makamı, İsa Aleyhisselam'ın makamı, ondan sonra Gafsiyet, Kutbiyet nasıl var dersimizin konusu bu abi. Şuradan başlayayım ben. Okuyayım daha ziyade. Ve bu ders aynı zamanda... Risale-i Nur'da bir mesele nasıl tahkik edilir? Ona da bir mihenk. Nasıl yani? Mesela Üstü Hazretleri Risale-i Nur'da şerh ve izah nasıl olur? Müteferrik parçalar bir araya gelirse şerh ve izah olur diye. Buna da bir örnek teşkil edin. Yani ben nasıl ders çalışıyorum? Ben kendi noktaya nazarımda böyle. Müteferrik parçaları topluyorum. Bunların bendeki ve kainattaki karşılıkları nasıl? Biraz malumatım varsa tarihe bakıyorum. İstikbalde nasıl olabilir? diye tefekkürle şeyle birleştiriyorum. Tevatür derecesinde ehli şuut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakay hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır. Altını çiziyorum. O makama gelen bir veli ondan ders alır. Ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telak yolunur. Velayet noktasında, peki velayet ne? Lügatta yakınlık demek. Üsazetleri Hazretleri velayeti üçe ayırmış. Velayetu Sura, velayetu Vusta, velayeti Kübra. Velayetu Kübra e, nübüvvet ve veraseti nübüvvet ehline mahsus olmuş. E, velayeti Sura bildiğimiz velayet, o tarikatlardaki şeyhler, işte hangi zatı duyduysan büyük zatı tarikat noktasında o velayet-i sura. velayet vusta ne? Bunun izahı yok velayet-i vustanın. Velayet lügatta yakınlık demek. Şimdi velayet-i sura, velayet kübra, velayet-i vusta. Yani bu en yakın velayet kübra. Sonra velayet-i vusta, sonra velayet-i sura geliyor. Öyle anlamıyorum ben. Nasıl anlıyorum? Noktayı nazar olarak söylüyorum. Velayet-i vusta... Şahsı özel bir velayet yani. İki, iki tane ayırıyorum bunu. Nasıl yani şahsı özel bir velayet? Mesela bir insan çalışmakla zaman olabilir mi? Olamaz. Onun velayeti ona mahsus. Bir de mesela bir öğretmen düşünelim. Elinde malumat var, bilgi var. O elindeki malumat ve bilgiyi kullanıyor, Allah'a yakınlaşıyor. O elindeki marifet ve bilgiyi kullanarak Allah'a yakınlaşıyor ya onun velayeti oluyor. Mesela ben diyelim ki kimya öğretmeniyim. O kimya bilgileriyle Allah'a yakınlaşıyorum. Velayet-i fusta bu yani. Şahsı özel bir velayet. O çalışmakla olmaz yani. Mesela vakıf olan bir abimizin, kardeşimizin öyle bir yakınlığı vardır ki Allah vakıf olmayan o derece yakınlaşamıyor abi. Velayet-i fusta şahsı özel bir velayet. Şimdi burada dedi ki makamatı velayette bir makam var. Makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli. Hızır Aleyhisselam'la beşeri olarak da görüşebilirsin. Akrebiyet noktasında da görüşebilirsin. Beşeriyet noktasında velayetin yani Allah'a yakınlığın o seviyeye gelince bakın Hızır'la görüşmenin şartını onu söylüyor Furkan. Neymiş? Velayet yani. Velayette bir mertebeymiş. O mertebeye gelirsen o makama onunla görüşüyorsun. Hızır ile görüşür fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telak olunur. Akrebiyeti ilahiye noktasında Hızır, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ünvanı olmuş. Halk arasında bilinen lugati manada, hani işler sıkıştığı zaman, zorlandığı zaman artık sistem kitleniyor. Orada Hızır'ın işin içine dahil olmasıyla sistem çözülüyor. Hakikat, akrebiyeti ilahiye noktayı nazarında Hızır aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ünvanı olmuş. Hızır aleyhisselamın abi kendisinde bir şey yok yani. Eğer bir şey olsa o zaman onda şirk olur. Şimdi mesela de üstad hazretleri diyor ki Yunus varı olmalıyız. Eyüp varı olmalıyız. İbrahim varı olmalıyız diyor. Şimdi Eyüp Aleyhisselam sabretmiş. İbrahim Aleyhisselam tevekkül etmiş. Yunus Aleyhisselam tespihat yapmış zikir. Peki Hızır ne yapmış? Bilgisi olan var mı? Hızır ne yapmış da Hızır olmuş yani? Evet, abi hayatı bulmuş abi. Peki bu lugatı su bulmuş. Yani bunun bir olması lazım. Değil mi? Mesela şöyle İbrahim Aleyhisselam'ın yakan ateşin bu zamanda üsazetleri Hazretleri küfür ve dalalet olduğunu söylüyor. Yani bu asırda bir karşılığının olması gerekiyor. Bu abi hayat ne yani Hızır Aleyhisselam'a bu şekilde bir makam mertebe verilmesi. Bunun abi orijinal cevabı ben şimdi yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek için söylemiyorum. Ama bir noktayı nazar Risale-i Nur'da abi hayat geçen yerleri bir okuyalım. Ondan sonra muhakemeyle bağdaştıralım. Sorunun cevabı bu yani. Akrebiyeti ilahiye noktasında Hızır Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ünvanı olmuş. Ve akrebiyeti ilahiye inkişaf ederse bu makamın cüziyet ve külliyeti var. Külliyet noktada mesela söyledi. Risale-i Nur nasıl Eyüp varı Yunus vardır aynı zamanda Hızır varidir. Hani sıkıştığı zaman yardıma geliyor ya. Neyde sıkışmış ümmeti Muhammed? Hakiki imanı Kur'an'ı de mi? Küfür ve dalalet noktasında sıkışmış. Risale-i Nur Hızır gibi yetişmiş yani. Akrebiyeti ilahiye noktasında her şey hızır olabilir. Hızır hakayikine cami olabilir. Akrebiyeti ilahiye inkişaf ederse. Akrebiyeti ilahiye Allah canibinden olaya bakmak. Yani Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sıkışmış. Örümcekle güvercini hızır gibi yetiştirmiş. İşte Firavun'un sarayına değil mi? Ya misalleri çoğaltabiliriz. Hızır, akrebiyeti ilahiye noktasında Hasan abi her şey. Hızır abi. Ve Allah'ın kudretinin ünvanı. Hızır'ın şahsında bir şey yok o makamı burada söyledi. Evet, onun makamı yani e, velayette bir makama verilmiş. O makama gelince yani Hızır aleyhisselam ile beşeriyet noktasında görüşmenin şartı senin velayette terakki etmen yani. Burada enteresan bir şey de var. Peki, velayette terakki etmeyene Hızır yetişmez mi? Yetişir fakat onun Hızır olduğunu bilemez. Yani mesela diyelim ki ben o makamda değilim Hızır burada oturuyor. Görebilir misin ve Rivayet kitaplarında bunun çok örneği var. Hızır'ın toplumun içinde olduğunu, onu tanımadığını. Peki velayette çıkan, o yardımına koşan Hızır olduğunu herkes bilir mi? İşte o makama gelmesi gerekiyor. Yani sen o makama gelince bu Hızır'dır veya sana yardım eden bilebilirsin. Yoksa bilemiyorsun. Velayette bir makam. Senin makamın varsa beşeri noktada onun Hızır olduğunu biliyorsun. Yoksa bilemiyorsun. Ha, akrabiyeti ilahiye inkişaf etti. O zaman her şeyi sen Hızır olarak görebilirsin. Mustafa Sanlı abi vardı abi rahmetli. Kaç sene bu dediğim 15 sene var yani. 2010'dan önce yani. Öyle konuşuyorduk falan şey yaparken işte bu mevzuyla alakalı şey yapıyorduk. Dedi ya ben bir kitapta okumuştum. Hızır Aleyhisselam her cuma günü Fatih Camii'ne geliyor. Bende bir ateş oldu diyor o zaman. Ve bunu okuduğumdan beri her cuma giderim Fatih'e cumaya. Bir gün diyor ön saflardan birisi safları yararak geldi. Dedi ki bana ne oldu beni gördün şimdi? Ne oldu dedi ya bu sene? Burada mesele akrebiyeti ilahiye noktasında evet Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede etmek. Şimdi itikat noktasında vücudu harici olan bir şeyi evet birine vermek şirktir yani. Bakın e, şerre de şeytan sebebiyet veriyor ama icadı ilahi noktasında şeytan gene şer yapamıyor. Sadece sana der ki bunu yap icadı ilahi noktasında şeytan karışamıyor. Kader inancı da böyle. İyilik ve güzellik, kemalat Allah'a veriliyor. Değil mi? Kader risalesinin başı. Kusurlar üzerine alınıyor. Vücuda harici olan bir şeyi birine veremezsin yani. Cenab-ı kudretiyle oluyor. İşte Hızır da o makamda bir ünvan olmuş abi. Üçüncü tabakayı hayat. Şimdi... Zaten, şöyle, zaten normalde öyle durumlarda insanların genel manada zaten ya Hızır gibi yetiş, yani Hızır gibi adamlar. Zaten bu tabirleri kullanıyorlar değil mi? İşte bu akrabiyeti ilahiyeli. Direkt Cenab-ı Hakk'ı görmekle alakalı yani. Göremediğin zaman bir esbaba veri, veriyorsun. Ama velayetin var o zaman onu hem şahsını görüyorsun hem de Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede ediyorsun. Ben hani demin söyleyecektim de e, hani İbrahim Aleyhisselam tevekkül etmiş. Eyüp Aleyhisselam sabretmiş. Hızır Aleyhisselam da abi Fatiha suresinin ehadiyeti ilahiye noktasında yani ben öyle tabir ediyorum. Ne mana ifade ettiğini görmüş Fatiha suresinin ve o an onu vesile ederek bu tarz bir şey istemiş yani. Rivayet kitaplarında öyle geçiyor. Abi hayat dedikleri işte abi hayatı bulmuş diyor ya. Peki bulmuş da hani Zemzem Kabe'de bu oradan çıkıyor. Nerede bu abi hayat yani bir menba Esbabı zemini ne? Fatiha suresinin ifade ettiği şeyi görmüş abi ehadiyeti ilahiye noktası, kendi yani ehadiyeti noktasında görmüş ve onu vesile etmiş. Şeyi o, esbaba. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın velayet ve akrabiyet noktasındaki ona nasıl bakacağız? Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerit ile melek hayatı gibi bir hayata girerek, nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyeviyeleriyle semavatta bulunurlar. Şimdi burada dikkat çeken dört tane şey var. Buraya kadar okudum. Benim gördüğümü söylüyorum. Bir, beşeriyet levazımatından tecerrüt etmiş. Hani mevzumuz İsa aleyhisselam. İdris aleyhisselamı çok zikretmiyorum. Ee, İsa aleyhisselam bir, beşeriyet levazımatından tecrüt etmiş. Şimdi Hızır Aleyhisselam da bazen beşeriyetle kayıtlı bazen değil. İstediği zaman yer, istediği zaman içer diyor. Ama bu tabakayı hayatta öyle bir kayıt yok. Tecerit etmiş. Bir, iki tecerret edince ne oluyor? Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmiş. İkinci cümle bu melek ifadesi. Üçüncü cümle adeta bedeni misali letafetinde. Bu bedeni misali nedir? 3. 4. Cesedi necmi nuraniyetinde. Bu dört tane anahtar cümle var. Bunların külliyatta geçtiği yerleri bakmak gerekiyor ki oradaki metinden kastedilen kast mana anlaşılsın. Ne demek istiyor? Hızır'da beşeriyet levazımatı isterse. Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmiş. Şimdi İsa aleyhisselam abi Melek gibi bir vaziyete girmiş diye Nasıl yani? Hani üçüncü tabakayı hayatta ya abi. İsa aleyhisselam öyle bir, e, burada söylüyor, nuraniyet kesbetmiş ki, evet. Yani melek gibi olmuş. Meleğin şeyini artık yemiyor, içmiyor. Bak beşeriyet levazım adına ne diyor? Hani nasıl diğer peygamberlerin dedik sabır var, tevekkül var. İsa aleyhisselamın şeyi ne? İsa aleyhisselam ruhani bir peygamber öyle değil mi abi? Hiç eşyayla münasebeti yok onun o ismi evet ve masar olduğu esma bir sema tabakasına verilmiş abi. Hangi esmaydı onun şey? Kadir esması. Hatta bakın kitap okuyanlara bir noktayı zarar abi. Nazar değil mi? Bak noktayı zarar. Mesela 15. mektupta anlatılan mevzu ne? Orada 3-4 tane mesele var. Birinci mesele Kadir Gecesi meselesi abi. 15. mektup. Ondan sonra e, Hazreti Ömer nasıl Sariye sesini işittirdi. Ondan sonra Cemal ve Sıfın vakası. Sonra İsa Aleyhisselam geliyor. Bakın kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkmayınca abi orada o anlatır ya Kadir Gecesi. Sen İsa Aleyhisselam'ın kim olduğunu bilemezsin abi. Mümkünatı yok. Ve Üstü Hazretleri 15. mektuba göre Kadir Gecesi evet zahirden hakikate geçilen andır diyor abi. Akrabiyeti ilahi yenkişaf ediyor ya. Akribiyeti il ilahi inkişaf edince sen zahirden hakikate geçiyorsun. İsa aleyhisselam kadir esmasına mazhar. O kadir esması bir sema tabakasına verilmiş. Ve o sema tabakasında İsa aleyhisselam ne yapıyor? Evet orası onun meşcidi olmuş. Evet. Evi olmuş ve timsali olmuş. Bu tabakayı hayatta ne var? Abi hani Hızır aleyhisselam'da e, velayet vardı onunla şey yapıyor. ya. Yani bu tabakayı hayatta marifet ve ibadet var Hasan abi. Bu üçüncü tabakayı hayatta. Bunun bizi ilgilendiren şeyi ne bu meselenin? Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır. Çok kayıtlarla mukayyettir. O kayıtlar nelerdir? Bir, derdi maişet. İki, siyaset. Üç, felsefe. Bu kayıtlarla kayıtlanmayan var mı abi bu zamanda? Yok. 21'in sözde geçiyor. Bu kayıtlarla kayıtlandığın zaman sen Hızır'ı da göremiyorsun, İsa Aleyhisselam'ı da bilemiyorsun. Herkes onun nur-i imanın dikkatiyle bilir. Kayıtla kayıtlanan nur-i imanın dikkati olmadığı için kayıtla kayıtlanmış. O kayıttan çıktığı zaman Hızır'ı da bilir, İsa'yı da bilir. Hızır'ı bilmeyen yani velayette terakki etmeyen İsa'yı bilir mi Aleyhisselam? Bilemez. İsa Aleyhisselam Evet. Bizi ilgilendiren şey ne? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sen de bu kayıtlarla kayıtlanmasın. Bak beşeriyet levazımatından tecerit etmiş. Tecerit etmeyen İsa'yı bilir mi abi? O yaşamı bilemez ki. Ve neden bazı mühim ulema kabul etmemiş Hızır'ın hayatını? O kayıtlarla kayıtlandığı için yani. Mesela Zembilli Ali Efendi, Hasan abi kabul etmiyor Hızır'a. Evet. İşte... Ya, kesin biliyorsun değil mi kabul etmediğini? Ne abi? Hazreti İsa kabul etmemiş ya. Kim? Yok İsa'yı demiyorum. Hızır'ı diyorum. Hızır'ı kabul etmemiş. İsa'yı diyeceğim akaitte var abi. Kabul etmesen küfür olur. Hızır'ı yani hayatta olmadığını şahsını değil de. Hayatta olmadığını mı söylüyor? Evet. Çok mühim ulema diyor ya abi. Bir takip etsen ne meşhurlar var yani. Mühim diyor bak. Mühim ulema diyor. Ben işte bir tanesine öyle nazar ederken abi, mühim ulamın bir tanesi o Zembilli Ali Efendi. Ha bu İsa Aleyhisselam meselesi, İsa Aleyhisselam bizim inancımıza göre evet bu da şöyle, cesediyle başka yerde de ifade ediyor. Alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan İsa Aleyhisselam diyor 15. mektupta. Şimdi 15. mektupta bak 4 3 4 tane mesele var. Mesele Kadir gecesiyle başlıyor Hasan abi. Kadir gecesiyle başlıyor, İsa Aleyhisselam'la bitiyor. Yani orada anlatılan meseleler oradaki 3 4 tane meselenin melekütiyeti nazara verilmiş. İsa Aleyhisselam'ı sen bilebilmen için senin zahirden hakikate geçmen gerekiyor. Velayet noktasında eğer velayetin yoksa Beşeriyet levazımatından tecerrüt etmediysen evet sen onun İsa olduğunu bilemezsin. Zaten söylüyor. Nur-i imanın dikkatiyle bilinir diyor. Velayetin yoksa zaten beşeriyet kayıtlarıyla kayıtlısın. O kayıtlardan kurtulunca İsa aleyhisselamın ifade ettiği şeyi görebilirsin. Şimdi iki üçüncü cümle de bedeni misali dörtte cesedi necmi. Şimdi bunu nereden çıkarıyorsun? Abi dediğimiz gibi usul ne? Külliyattaki diğer yerlerde Üstad hazretlerinin ifade ettiği manayı buradaki yerle nazım yapıyorsun. Bunun dışındaki öteki farklı kitaplardan getirip bunu izahat yapmak bu doğru değil yani. Şimdi mesela dedim ya hani bu ders yapmaya da bir örnek. Mesela ben şimdi ders yapıyorum. Hatırıma gelen her şeyi söylüyorum. Böyle ders olmaz ki yani. Yani mevzuyla münasebetler mevzunun ifade etmiş olduğu manayı nazara vereceksin. Ve mesela diyelim ki bir mevzu var. Bunu bir dakikada da anlatabilmelisin. 5 dakikada da anlatabilmelisin. Bir saatte de anlatabilmelisin. Bir haftada da anlatabilmelisin. Çünkü bütün Cenab-ı Hakk'ın rububiyet ilahiye noktasındaki bir kanunu cüziyet ve külliyet. İşte bu Risale'de çok geçen bu cüz kül, cüzü Bu her mevzuda var yani. Eğer bu olmadığı zaman evet bir şey ifade ediyor ama bu sefer e, metin anlaşılma ve başka şeyler oluyor yani. Şimdi bedeni misalle cesedi necmi çok uzatmak istemiyorum. Biraz şey oldu dağılmak üzereydim de Hasan abi tuttu beni. Şimdi bedeni cesed-i necmi arasındaki fark ne? Melekütiyet alemindeki bir mevcudun bu aleme gelebilmesi için bedeni misali olması gerekiyor. Şehadet alemindeki bir mevcudun melekütiyet âlemindeki uhrevi alemlere gidebilmesi için de cesed-i necminin olması gerekiyor. Peki nereden çıkarıyorum bunu? Cesed-i necmi Risale'de bir iki yerde geçiyor. Miraç Risalesi'nde geçiyor abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakkati Miraç anlatılırken orada kullanılıyor. Mevzuyla paragrafa baktığın zaman mesela ben şimdi kalksam uzaya gitsem şu cesetle gidebilir miyim? O gideceğin yerlere senin uygunun cesedin olması gerekiyor. Bu maddiyatta da öyle. Bir odaya gidiyorsun, oranın müdürüyle görüşene kadar kaç tane adam geçiyorsun? İznin yok bir kağıdın yok görüşemiyorsun ki. Cesedin necmi bu. Bedeni misali o alemlerden bu alemde o gözükebilmek için cesedin necmi de evet o alemlere gidebilmek için. Şimdi İsa Aleyhisselam bedeni misali letafetinde ve cesedi cesedi necmi nuranetinde olan cismi dünyada ve semavatta bulunuyor. Semavatta bulunuyor. Ee, peki bu meselenin e, ifade ettiği mana ne? Muhammed aleyhisselatü vesselam çok hadiste bu ifade edilmiş. Mesela bir tanesini şimdi bakın bunu zikrettikten sonra rivayet ettiği hadise bakın ve anlattığı meseleye bakın. O iki tane hatta dört tane dedik. Beşeriyet levazımatı, melek, bedeni misali. Onun cesedi necmi metnin içerisinde var. Çünkü aşağıdaki metin üstteki o iki üç cümlenin üzerine bina edilmiş. Bak okuyorum. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelecek. şeriat Muhammed Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki. Bak hadisin de sırrını yukarıdaki o metne bağlıyor. Ve Şeriat-ı Muhammed'i e Aleyhisselatü Vesselam'ın Şeratı e bu hüküm demek yani. Şeriat-ı Muhammed hükümleriyle amel edecek. Hadisinin sırrı ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyanı küfriye ve inkar-ı uluiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurufattan tecerit edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada Nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs manevisini öldürür, öyle de Hz. İsa Aleyhisselam İseviyilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar-ı fikrini öldürecek. Şimdi hadisin sırrı şuymuş yukarıdaki metinle münasebeti. Ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyanı küfriyetle inkar-ı olmuş. Felsefeyi tabiye dediğine bak ahir zaman diyor. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelecek ya. İsa Aleyhisselam'ın geleceği zaman felsefe-i tabiye ve cereyanı küfri olacak. Felsefe-i tabiye ne dedi de hani tabiat isalesi var ya. Evcedül esbab teşekkele bir nefsi iktizat tabiat. Yani deprem kendi kendine oluyor. Bak misali de oradan verim Birbirle çok münasebetler. Korona kendi kendine bulaşıyor. Vesaire olaylar kendi kendine oluyor. Yani bir Cenab-ı Hak'la irtibatını kuramıyor ya. Felsefi tabiye dediği o yani. Cereyanı küfrüye dedi Allah ile bir ilah ile Rab ile münasebetini kuramıyor. İnkar-ı uluhiyete karşı iyi sevilikliğini tasavvuf ederek hurufattan tecerit edip İslamete inkılap edeceği bir sırada İsevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Nasıl bakın Hızır aleyhisselamda meselenin velayet ve akrabiyet noktasındaki bir karşılıkları vardı. İsa aleyhisselam meselesinde de öyle. Risale-i Nur'da İsa aleyhisselam geldi. iş başında. Geliyor. Gelecek. Üçü de var. Mesela Kastamonu layıkasında ilk defa uçakta semavattan paraşütle insan inmiş. Üstad hazretleri diyor ki İsa aleyhisselamın nuzulünün maddeden bir misalidir diyor. Ve Üstad hazretleri İsa aleyhisselam. Nuzuli kat'i olmakla beraber. Bu kesin cümle var abi. Kat'i kesin olmakla beraber daha ziyade Üstü Hazretleri izahat yaparken evet belagat ve münasebeti ı kelam noktasında bu asrı ve bizleri ilgilendiren manası nazara verilmiş. Mesela burada külliyet noktasında iysevilik şahs manevisi evet felsefiyi tabii kıracak. vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürecek diyor. Bakın buradaki teşbihleri gene külliyattan okuyor. Kılıç diyor değil mi? Şahsı manevi diyor. Bunlar neyin ifadesi karşılıklarına baktığımız zaman Risale-i Nur'un olmazsa olmaz ifadeleri. Risale-i Nur Kur'an'ın elinde barıka asa elmas bir kılıçtır değil mi? Kur'an kendisine gelen şek ve şüpheleri bu asırda neyle savunuyor? Bu kılıçla savunuyor. Bu kılıç keser, kırar, öldürür. Peki neyi kesiyor? Küfrü kesiyor. Neyi kırıyor? İnkarı kırıyor. Neyi yırtıyor? Dalaleti yırtıyor. İsa Aleyhisselam'ın bedeni misalisi Risale-i Nur'da nasıl yani? Mesela nasıl Eyüp vari olmalıyız? Yunus vari olmalıyız. Öyle değil mi? İbrahim vari olmalıyız. Peki İsa vari nasıl olacağım? Enfüste bunun karşılığı beşeriyet levazım adından tecerit edeceksin. Sabredersen hastalığa Eyüp vari oluyorsun. Peki İsa vari nasıl olayım ben? Kadir esmasına masal olayım. Onun abi İsa Aleyhisselam'ın bedeni misalesi külliyet noktada risale enfüste son alabilirsin. Mesela birisi dedi ki nasıl yani anlamadım. Bakın e, şimdi Alevilik düşünelim. Bir de Hazreti Ali'nin vasıflarını düşünelim. Hazreti Ali de ilim, velayet, e, şecaat, rükû ve suc sucut. Bu beş tane Hasan abi Hazreti Ali'nin beş tane vasfı. Şu, bu dördüncüsü ve beşincisi enteresan sucu ve rüküt, rükü, abi. O kadar şeymiş ki mesela Sıffin Savaşı olmuş. 30 bin tane insan kesilmiş. Ve çoğunu o kesmiş. Ve sabaha kadar abi gene rüküde gene sucuttu. Yani bu çok acip bir şey yani. Normalde biri senin gün içerisinde moralini bozuyor. Bir hafta atamıyorsun üzerinde. Bak 5 tane özellik. ilim, velayet, şecat, rükü, sucut. Ve bu rükü, sucut ifade edilmiş. Ayetle de ifade edilmiş. O kadar siyasi olaylar içerisinde hiç bırakmamış yani. Şimdi bu beş tane özellik. Şimdiki Alevilikte var mı abi? Nerede? Şimdiki Alevilikle evet bu Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisi oluşum mu? Olmuyor. O zaman o beş tane özelliği kim gösterirse Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisi gözükür mü? Bakın İsevilik Hristiyanlık da böyle. Şimdiki Hristiyanlık ile burada üstadın dediği İsevilik aynı mı? Değil. İsa Aleyhisselam tamamen enfüsçü, ruhaniyet yani. İşte evet vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manasını öldürür diyor. Cüziyet noktada İsa aleyhisselam evet. Beşeriyet levazım altından tecerrit edersen sen oluyorsun. Külliyet noktada bu Risale-i Nur yani. İfade olarak çekinmeden söyleyebiliriz yani. Bakın meselenin cüziyet velayeti var, akrebiyeti var. Hüsnü Hazretleri Nuzul İsa kat'i ve haktır diyor. Ama ifade ettiği bir mana var. O da ne? Söyledik. Şimdi bir de Risale-i Nur'da abi üveysilik var çok uzatmıyorum ben hemen. Sayfa 67. Şu kısa okuyorum ben. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gafs-ı Azam, Kıtsası Ruhu ve Zeynel Abidin radıyallahu anh ve Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin radıyallahu anh vasıtasıyla İmam Ali'den radıyallahu anh almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesi. Şimdi bu mektup normalde uzun bir mektup. Burada yaklaşık tahlil ettiğimiz zaman bu mektubu bir 10-12 tane madde var birbiriyle çok münasebetler. Enfüsü ve afaki birçok hakikatın zuhurunun zemini bu mektup. Sayfa 67 Emirdağ'da. Ben sadece şurayı nazara vermek istiyorum. Hani makamı Hızır var. İsa Aleyhisselam'ın ifade ettiği velayet ve akrabiyet noktasında bir mana var. Üveys makamı da velayette bir makama verilmiş. Evet. Peki o makamın özelliği ne? Hızır Aleyhisselam bazen yiyordu bazen Yemiyordu. İsa Aleyhisselam tecerret etmişti. Peki üveysiyet makamının şeyi ne? Bakın gelen cümle. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi almışım diye. O üveysilik makamının özelliği neymiş? Doğrudan doğruya, hakikate muhatap olmak yani. Doğrudan doğruya muhafak olunca, evet. O e, üveysilik bir makam. Nasıl? Veysel Karani Hazretleri, Muhammed aleyhisselatü Vesselamı, Hasan abi baş gözüyle görmemiş. Zaten peygamberimiz bir sohbette sormuşlar. Yani sen böyle diyorsun onun hakkında bu kadar rivayet, bu kadar yüksek mertebeli olduğunu söylüyorsun. Böyle birisi seni nasıl görmez? Demiş ki beni çok gördü, baş gözüyle görmedi demiş yani. Şimdi akaitte sahabe olmanın 2-3 tane şartı var. Bir, dünya gözüyle görecek. iki yetmiyor. Ona iman edecek yani. Dünya gözüyle gördün. iman etmedi bak gören var Ebu Cehil, Ebu Leheb. Yani iki şartı varmış abi. Dünya gözüyle görecek ona iman edecek yani. O ama yakazeten eten görüşüyor. Şimdi bunun bizi ifade ettiği mana ne? Dedik doğrudan doğruya hakikat dertimi şu şu zatlardan aldım diyor. Baş gözüyle görmediği halde istifade ediliyor ya abi. Üveysilik bu. Direkt hakikate muhatap oluyorsun. Adam işte beşeri kusurlarına bakmıyorsun. Direkt ondan istifade ediyor ya abi. Bu üveys bu yani. Ve bizim mesleğimiz de söylüyor. Ee, de ne olur, de. Hizmet ettiğimiz daire onların da mesela misal Enf istifade edebilir miyiz birbirimizden uzakta da yoksa? Evet abi. Görmediğimiz halde birbirimize Evet, görmediğimiz halde birbirimiz mesela şu an internetler. Mesela ne kadar ders yapılmış değil mi abi? Adamı tanımıyorsun, etmiyorsun. İstifade o kadar kimse ediyor yani. Bu üyesilik makamının bizdeki şeyi ifade etti bu Afak'ta akrabiyet ilahiye noktasında ifade ettiğim mana bu dünya gözüyle Allah'ı görüyor musun abi? Yok. Dünya gözüyle diyorum. Kim gördü dese o değil yani. Ne görsen bir sureti var, şekli var. Şimdi üveysi bir tarzda istifade ediyoruz mu etmiyoruz mu abi? Evet. Bakın her şey böyle. Nasıl yani? Mesela ağacı düşün. Ağaçla güneş birbirle münasebetler oluyor ya. Birbirini görmüyor ki dünya gözü. Münasebet kuruluyor yani. Ağaçta ne oluyor? Bak ağaca bak dikkat et. Ağaçta ateş oluyor, meyve oluyor, renk oluyor. Ondan istifade ettiğinin üveysi bir tarzda. ibadet ediyoruz. Üveysi bir tarzda istifade ediyoruz mu etmiyoruz mu abi? Evet. Allah'tan. Görmüyorsun ki dünya gözüyle. Bak her meselenin Velayeti var, akrabiyeti var. Karıştırmamak gerekiyor. Bak diğer bir meseleye geçiyorum ben. Velayeti ile akrabiyeti burada uygulasak güneşli ağacı nasıl olur? Ustad diyor ya bu cihetle bakarsan kurbiyet, onun cihetiyle bakarsan akrabiyet. Yani aynı anda mesela akrabiyet ilahi noktasında ağaçta tezahür eden özellikler var ya abi. Bunu çalışmayla ağaç elde edebilir mi? Edemez yani. İşte Risale-i Nur'a uygularsak bu akrabiyeti yani e, cemaati kabul etmiyor. Kendi başına gidiyor. şahs manevi girmemiş. şahs maneviye tesbihat yapmıyor, şunu yapmıyor. Bu kulbiyettir. Kulbiyet. İstifade eder gider. Evet. Ama Risale-i Nur merkezli kendisine bakarsa Risale-i Nur şahs girmesi lazım. O da akrebiyettir. O da Risale-i Nur'un e, tesbihatını yapacak. Beş o işte. De. Nurcular da üvesi bir tarzda, tarzda e, şahsını... Den, şahsı maneviden alıyor. Onun için söyledim. Evet zaten söyle bak. Hizmet ettiğimiz daire üvesi dairedir diyor. Söylüyor yani. Tesbihat yaptın mı bütün nurcuların mazi ve istikbal, dünya ve ahiretteki bütün nurcuların has senatına ortaksın. Üvesi bir tarzda. Tesbihat şarttır diyor. Üç tane şart koşuyor. Yedi kebayir işlemeyecek. Tesbihat yapacak namaz tadileri bir de kendine birkaç dakika diyor ama biz öyle demiyoruz tabii. 5-10 dakika diyoruz. 5-10 dakika Risale okuyacak. Uveysi bir tarzda vefat etsen bile senatın devam ediyor. Günah cihetiyle ölüyorsun, sevap cihetiyle ölmüyorsun. Bu Uveysi'dir. Evet. Devam Bu. Ediyor yani. Evet, devam ediyor. 1-2 dakika da geçiyor, 5-10 dakika da geçiyor. 5-10 dakika geçiyor değil mi? O zaman bir iki dakikayı söylemezsiniz. Abi Veysel Karahan Hazretleri'yle öyle rivayetler var ki rivayet kitaplarında. Acayip yani. Ve bunların Hristiyanlarda birebir karşılıkları var. Mesela e, Veysel Karahan Hazretleri Yemen'de. Peygamberimiz Medine'de. Değil mi? Arada ne kadar mesafe var? 1400 kilometre var. Oradan oraya gitmiş bak. O zamanki teknolojiyle. O zamanki Hanif diniyle ibadet ediyormuş abi. Yani ona tebligat yapılmadan önce. Dindarlığı meşhurmuş yani. Ölümü bile e temessül etmiş. Yani. Ölümü bile temessül etmiş. Evet. Nasıl temessül etmiş abi? Abi şehit olmuş. Şimdi e, Yemenler diyor ki biz alacağız diyor. Evet. Bitlis'te diyor biz alacağız diyor. Bu sefer üç, üç, tane tabut var orada. Her ge, gece herkes şey yapmış ya, uyanıklık yapmış. Biz gidelim ki erken alalım demiş. Hangisi ağırsa onu alacağız. Onu almış gitmiş de o ağır. Bitlis'te onu almış da o ağır. Yani hepsi de ağır. Bitlis'te mi? Evet. evet. Şu bitlis'te var mı? Şimdi şöyle abi. Şimdi üç tane Veysel Karan Sıffin'de vefat etmiş. 104 yaşında vefat etmiş. Hı hı. Hazreti Ali tarafında hı hı. Hazreti Ali tarafındaymış abi. 104 yaşında vefat etmiş. 3 tane kabile hani e, savaş meydanında dolaşıyor. Cenazelerine sahip çıkacaklar. Üçü de onun cenazesine sahip çıkmış. Ben alacağım, sen alacaksın. Biz götüreceğiz, sen götüreceksin. Hazreti Ali ile şey yapamayınca yani ortayı bulamayınca demiş ki sabahın nurunda bereket vardır. Sabah olsun ondan sonra bakalım. Ondan sonra dediği gibi onlar bakıyorlar ki kendi tabutlarında şey var. Ha, demek ki biz haklıymışız diyor. Birisi tabutu e, şeye götürmüş. Yemen'e götürmüş. Yemen e götürmüş. Birisi Bitlis'e götürmüş. Birisi de İran'a İran götürmüş. Yani üç yerde de türbesi var abi. Esbabının bunun olduğunu söylüyorlar o zaman. Kitapta öyle geçiyor yani. Dağılmayalım bak. E, abi rivayet kitaplarında hakikaten ha, o zikredilen mesele var ya abi. Risam'da karşılığı var. Çünkü bizim Risale-i Nur o makamın ifade ettiği şeyleri. Mesela peygamberimiz görememiş. Peygamberimiz seferden gelmiş abi. Evde acayip kokular var o bulunduğu mahalde. Demiş ki ya işte bu kokular neyin nesi? Demiş ki peygamberimiz biliyormuş da hani sormuş o zaman. Demiş böyle böyle bizzat geldi seni görmek için. Demiş bu kokular o gittiğinden beri böyle demiş. Evin her tarafına sirayet etmiş abi kokusu. Ondan sonra Demiş sen onu gördün mü? Göz ucuyla gördüm demiş. Hazreti Ayşe hal demiş. Hangi gözünde gördün demiş. Sağ gözümde gördüm demiş. Demiş sen gel o gözünü öpmüş peygamberimiz. Onun sağ gözünü. Onunla alakalı çok acayip şeyler ifade etmiş yani. Sonra hırkasını göndermiş Hazreti Ali ile. Değil mi abi? İşte o kadar e, biraz da mubala ettiğim demiş bir tekerleme ile. E, o kadar Veysel Karaniç oldu ya. Çok o kadar mubalalı rivayetler var ki dolu kıyamet kadar. Ama sayı hadislerde abi peygamberimizin çok acayip ifadeleri var onun hakkında yani. Demek ki bize bakan yönüyle o bizim mesleğimizde var. Şimdi başka bir mevzuya geçiyorum. Şeyi söyleyecektim ben. Hazreti Ali peygamberimiz radıyallahu anh şey veriyor abi aleyhissalatü vesselam. Hırkasını verip gönderiyor. ona diyor ki işte söyleyin diyor benim ümmetime dua etsin diyor. O gideceğiniz Veysel Karani diyor. Ondan sonra Hazreti Ali geliyor bir bakıyor ki hani bayağı mesafeden sonra bir yerde ibadet ediyor. O çobanlık yapıyormuş. Çobanına melek Allah vazifelendirmiş. O çobanlık yaparken melek o ibadetlerini yapıyormuş. Ve Hazreti Ali arasında Hazreti Ömer'le konuşma geçmiş. Veysel Karan Hazreti demiş ki ben ömrümde hiç kimseyle bu kadar konuşmadım demiş. Sizin şeyinize, hürmetinize böyle... Ara evet abi öyle öyle yazıyor kitaplarda. Peki peygamberimizin o yaptığı tavsifata göre bence gene az yazmış abi. Kaç tane rivayet var ki ya sahih rivayet bunun hakkında? Mesela Veysel Karan Hazretleri sormuş. Demiş Resulullah'ı gördün mü? Hazreti Ali şey yapmış yani ben küçüklükten beri beraberim yani. Peygamberimizin elinde büyümüş. Yani bu nasıl bir soru böyle şey yaparken bir daha o fark edince demiş ki Resulullah'ı gördün mü? Yani oradaki şey e, ve peygamberimize Peygamberimiz sohbet yaparken abi cemaat sormuş. Yani böyle biz zat seni nasıl gelip görmez? Bir kere gelmiş görememiş e, demiş. iki şeyden dolayı. Bir, haline mağlubiyetten istirak hali çokmuş. İkincisi de annesine bakmakla vazifeliymiş yani. Öyle rivayetler var. Şimdi abi ikinci bir toparlıyorum. Bir mesele daha var. Risale'de gafsiyet ve kutbiyet geçiyor. Ee, Hasan abi. Şimdi anlıyorum ki kaç dakika oldu Furkan? Tamam bitiriyorum. Şurayı da hemen toparlıyorum. Heh. Risale'de Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gafsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamının masarıdır. Bu abi korkunç bir cümle yani şu cümle. Ve aşağıda ifade ettiği manalar var ya yani bunu diğer kitaplarda bilemezsin. Mesela ikinci şu anın başında yazıyor ki bu Risale'yi anlayarak okuyan imanını kurtarır diyor. Bak bu cümle çok büyük bir cümle. Biz sürekli ülfet alışkanlık etmişiz değil mi? Birisi dese ki abi benim şu sözümü anlayan imanını kurtarır. Bu ne kadar bir kıymetli bir cümle değil mi? Alman kadar, İngiliz kadar servetin olsa senin o Risale'yi anlamak için sarf etmen lazım yani. Hem mesaini, maddi manevi hem her şeyini yani. İkinci şu da o potansiyel varmış yani. Ve Risale-i Nur'da gafsiyetle, kutbiyetle beraber ferdiyet var. Şimdi meselenin velayet ve akrabiyeti var ya abi. Velayet ve akrabiyette gafsiyet ve kutbiyet nasıl gözüküyor afaki ve enfisi. Zaten abi bak böyle Risale'yi okumasan Sanırım hikaye böyle tem hikaye gibi okuyorsun. Çocuk diyor baba bana akşamleyin hikaye oku diyor. Dede Korkut hikayelerini okuyorsun. La Fontaine'den masal da okuyor adam. Hatta bak e, Risale'de var e, şeyde 8. sözdeki temsil var ya abi. La Fontaine'den masallar diye bir, bir hikaye kitabı var yabancılara. Aynı o temsil o kitapta var. Peki nasıl oluyor yani? Risale'den önce var o şeyde. Üstad diyor ki aslı Sufi İbrahim'de bulunan 8. sözdeki temsil diyor ya abi. O adamlar onu semavi kitaplardan almışlar yani. Kendisi bir şey değiştirmiş, eklemiş, çıkarmış. Şimdi Risale-i Nur'da evet, gavsiyet ve kutbiyet var. Bunun velayet, akrabiyet, enfüs afa karşılığı olmazsa o zaman bunun ifade ettiği bir şey geçmiş kitaplarda zaten ifade edilmiş. Niye söyleniyor? Bizim mesleğimiz hakkat mesleği. Evet, Gafsiyet ve kutbiyet bak lügat manasını söylüyor. Kutup feyiz verir o bulunduğu yerde. Nasıl mesela bizim mahalli yönetimlerde, idarelerde muhtar var. Ondan bir büyük işte kim var? Belediye başkanı. Bir büyük ne var? Bakan var. Bir büyük başbakan var. Bir büyük cumhurbaşkanı. Yani böyle bir silsile var. O silsilenin aynısı maneviyatta da var. Ve onların başı kutbu yani. Kutup feyiz veriyor. Feyiz işlerine bakıyor. Bak bunun yerini okuyacağım şimdi. Risale'de karşılığını okuyacağım. Gafs ise yardıma geliyor Hasan abi. Sıkıştığın zaman mesela Üsazetleri Hazretleri Van'da Erek Dağı'nda değil mi? Ayağı sıkışmış. Gavs-ı Azam 800 yıllık bir mesafeden geliyor. Bak ifade çok önemli. Anlattığı meselede kullandığı cümle. O cümleyle meselenin münasebeti var. Yoksa rastgele konuşma söylemez yani. O münasebeti kurmayınca anlaşılmıyor zaten. Gavs yardıma geliyor. Peki Risale-i Nur'un. Evet, velayeti söyledim. Gafsiyet ve kutbiyet noktasındaki özelliği nasıl gözüküyor? Bak yerinden okuyorum. Bakın okuyunca şaşıracaksınız. Hasan abi hayretinizin yanınıza alır mısınız abi? bak okuyorum. Şuradan alayım, çok uzatmayayım. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver. 5-6 gün. Aa Hasan Efendi diye. <laughs> 5-6 gün mütelaa etsin. O adam gitmiş doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın. Hayretin yanına dedi Hasan abi. Ee... Gayet susamış bir adamın. Abi Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi. Öyle de 32. söze yapışmış. diyen, mütala yapa yapa bir ve tefeyyüz ede ede iki. Hususan 3. mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Bakın kutbu azamdaki o vermek istediği o feyiz Risale-i Nur'un 32. sözünde varmış. Ve Burdurlu Hasan Efendi iki şey söyledi. Mütala yapa yapa tefeyiz ede ede. Şimdi Risale-i Nur'daki Üstü Hazretleri söyledi bak Kastamonu'da okudum. Gavsiyet, kutbiyet, ferdiyet var diyor. Bizde kutup özelliği nasıl gözüküyor? Sen de mütala yapa yapa tefeyiz ede ede. Evet. O potansiyeli barındırıyorsun. Bunu bir şey anlatırken de böyle. Adam bir şey anlattın anlıyor. Bir de anlatırsın. Bir de anlatırsın. Başka bir yol denersin. Bak. Bu da bir mütala yani. Mütalada ve feyizlenmekte. Kutbu Azam'ın özelliği öyle gözüküyor. Gavs'ı okuyorum. Ve Gavs-ı Azam Kıtsa Suru, Keramet Keran'ı ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Çok uzatmış. Şuradan okuyorum. risale bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en uzunlu nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaki Kur'an'ı ve imaninin en derin ve en gizlerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek o imanı tahkiki taşıyan halis ve sadık şakitleri dahi bulundukları kasabe ve kariye ve şehirlerde hizmeti imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı isnadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde. Bak Gavs'ını gördün. Gavs'tan girdi ifade. gizli kutup gibi dedi. Evet. Şimdi... Ben mesela Gavs'ım, o kutupluk yok mu? Bak o maddiyattaki o hiyerarşi dedikleri şey maneviyatta da cari. Hatta hatırlarsanız Barla layıkasında daha önce Hazreti Halid-i Bağdadi Hazretleri şey yapıyor ama kimse şey yapmamış, o kadar tesir etmemiş. Gitmişler, müsaade istemişler Geylani Hazretlerinden. O da el vermiş. Onun şeyi, feyiz sahası genişlemiş yani. Hani muhtar gibi düşün. Yan mahalledeki muhtarın işine karışamıyorsun ki. Ama belediye başkanı seni vazifelendirir bir üst. O zaman karışabiliyorsun. Misal olarak yani. Şimdi bu e, Gavs özelliği nasıl gözüküyor? Yani nasıl yardım ediyorum ben etrafa abi? Görünmediği halde bilinmediğin halde bak bilinmedikleri görünmedikleri görüşülmedikleri halde ifade ettiğin taşıdığın imanı tahkiki dedi. Onunla o gavsiyet özelliği öyle gözüküyor. Bakın enfisi manada bizim mesleğimizde daha enfisi manada mesela nasıl gözüküyor? İnayet, iltifat, ikram, tevafuk var ya abi bunlar yani. Kül, o layıkalarda geçen bir ikrama mazhar oluyor musun? Mesela sistem kitlendi. Kitlendiğin anda bir ikram oluyor mu, bir tevafuk oluyor mu? O zaman sen nur talebesi... Bak ben nur talebesiyim değil miyim? Nereden anlayacağım? Yani bir ikram var mı sana, bir inayet var mı, bir iltifat var mı? Yok. Ee, ben nasıl nur talebesiyim? Sıkıştığın anda bak bütün abiler bunlara masal oluyor. Bizim mesleğimizde... Mesela çok istifade ediyorsun. Evet. Mesela herkes her meseleyi anlamıyor. Ama bazı meseleleri çok ruhuna yakın hissediyorsun kalbine. Onlar senin... Gavsiyet ve kutbiyet noktasındaki ağırlık merkezlerin yani. Şimdi daha enteresan abi hani ifade edilen manalar var ya abi. Hızır İsa Aleyhisselam. Evet. Üves makamı. gavsiyet kutbiyet bunun abi lahikalarda karşılıkları var. Nasıl yani? Mesela Hızır Aleyhisselam hangi abi olabilir? Bitiriyorum Fatih abi. Hızır Aleyhisselam hangi abi olabilir Hasan abi? Yani içine evet. Bir olarak. O dört tane makam saydım ya. Hepsinin abi ve diğer makamların hepsinin birer karşılığı var. Bir abi de mesela bir abi söyleyin ki böyle bir mektubu var, ona falan filan ortadan kayboluyor, başka mektupları yok. Sonra ta başka bir çok uzak sayfalarda veya şeyde bir iki mektubu daha var. Ha? Havzal, Havzal abi dedi. Başka ne olabilir? Şimdi o sö söylediğimiz, saydığımız makamlar var ya. Bunların enfisi ve afiki karşılıkları var. Lahikalardaki o makamı temsil eden hangi abi olabilir yani? Hangisi için söylüyorsun? Hızır için. Hızır için. Hızır ne yapardı? Yardıma Abu hayat. Evet. Yani Marifet. Evet. Ben Hasan Feyzi abi olduğunu düşünüyorum o makamın. Hadi hepsinde hep şey olur da yani bir e... devam edecek hayatı. Evet. Manevi devam edecek. Feyzi vermeye devam edecek. E, aktif olacak dersleriyle evet. dersleriyle aktif olacak devamlı nokta istinat olacak e, yani bu abu hayat olacak yani abayat İslam şeyi Sanki seni canlı ha tutan Hafız abi o o da isim isim çünkü isim diyor uzaktan en diyor ya, bunlar. Ami sesini diyor uzaktan yanındaki yani gibi. en tepede gözüken iki kişi gözüküyor. Evet. Hafız abi ile Hasan Feyza abi gözüküyor. Evet. Yakın tarihte biraz e, Sungur abi üçüncü girebilir. O da enfusçiydi. Evet. Ama Hafız Ali abi en tepededir. Barla'da alemleri dolaşıyor. Sonra aşağı iniyor vesaire. O çok ilginç onu hatırlarsanız. Aysan Feyzi abi zatına da hastır ama e, Hafız Ali abi genel bir Hızır gibidir. Bir de onların ölüm alemi İslam'a büyük bir zayiattır diyor abi. Evet. Yani alemi İslam'a ithab ediyor. İşte ha, o makamları sonra... temsil ediyorlar. Mesela Ali Selam'ın evet. soru. Yani diğerleri de ben hani noktayı nazar olsun diye söyledim. Mesela Selam mesela ne yapmaz şey vardı? Beşeriyet levazımatından tecerret. Tecerret evet. Ağabey. Yemek değil bak. Beşeriyet levazımatı. Yemek demiyor. Ağabeyi. Sadece yemek diyorsun sen. Yani... Beşeri Beşeri yani... Öyle evlilik ve evlilik, dünya malı, mülkü. Yani beşer değil de insanlıkta terakki etmiş böyle. Evet, sırılmış evet. Peki, Peki abi ben şey. evet. vakıflık mesleği beşeriyet levazımatından tecerrüt midir değil midir? İsa Aleyhisselam evlenmemiş. Beşeriyet yani vakıflığın asıl kaydısı beşeriyet levazımatından tecerrütle hiçbir şey karışmadan hakiki imani Kur'an'ı yani hiçbir maksat, hiçbir garaz olmadan hizmet etmek. Bu İsa Aleyhisselam'ın mesleği tam yani, Risanur da gözüküyor yani. Vakıf abilerden kim var Barışlar'da? Ee, bir tane şey abi. Abi. Aytimur abi vakıftı. Evet. <laughs> Zübeyir abi vakıftı. Ee, Aplına, Abdullah Yeğen abi. vakıftı. Ee, Mehmet Feyzi abi vakıftı. Abi, Üstad Üretel Tahir abi bizi de tabir etmiş. Demiş sen o dördüncü şu dururken. Evet sen bu makama çıkanlardansın demiş. Bizzat onu kendisini demiş. Evet. Şuur-i Bizim yani. vakıflardan evet düşünürsek. Arturo abi. Bunda <laughs> yani <kutu> da konuştuk. Arturo Anar abi Ömer Saral. Şeydir, Hızır, Hızır Ömer abi Hızır. Hızır gibi yani yetişir böyle. ben diyorum Sen ya. ee. yani Hızır'a hatıra gene <laughs> Ömer abi doğru. Üveys Mustafa Baba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> toparlıyorum abi. Dersimizin konusu nedir? De velayet ve akrabiyet noktasındaki Hızır Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Üveysiyet'in, Gafsiyet ve Kutbiyet'in Enfisi ve afaki karşılıkları bunlar ne ifade ediyor? Ve bu şekilde bakılmayınca abi hiçbir meseleyi anlayamaz yani. Sadece evet. kitapta yazıyor olarak bakar yani. yani. Ve bunu nasıl yapacağız? Lisanın diğer yerlerindeki şeyleri münasebet kurman gerekiyor. O münasebeti kurmayınca gene bilemiyorsun. Yani sadece meseleyi bilmek yetmiyor yani. Geçmişteki ve bizim kendi aramızdaki nurcuların ve diğer cemaatlerin kendi arasındaki Meselenin ana sebebi bu. Velayet ve akrabiyet, enfis ve afaktaki karşılığını bilmeden. ve adam Hızır hayatta değildir diyor. Doğru söylüyor. Neden? Çünkü diğer hayat mertebelerini bilmiyor. Bilin, söylediği hayat mertebesinde doğru. Yani onu bilmeyince bu şekilde o, ihtilafın sebebi o yani. Subhaneke la illa inneke entel alimun hakim ve ahiri davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatih. Abdülkadir abi var ya Malatya'daki. O bunu külliyatta, külliyat okumalarına vurmuştu. Hızır'ı mesela atıfla okumaya şey yapmıştı, nispet etmişti. Külliyatın bir, an, bir anda birçok yerinde olabiliyor. Atıfla okuyan insan. Öyle vurmuştu. Öyle bir noktaya nazar vardı. Çok ilginç. Çok güzel. Beni çok olmuş. etkilemişti. Maşallah. Ya. O dört tab tab tabakaya hayatı şeyden vur dersinde var onun dersi. Yapmıştı. Hızır Aleyhisselam abi mesela çok mesele var. Not almışım ama hepsini Mesela Ledün ilmi var. Risale-i Nur Ledün ilminin zübde-i pakidir diye. Değil mi? Yani o Ledün niyat dedikleri meselenin melekütiyet tarafını izahat yapmak. Ve nasıl olmuş, nasıl olacak? Hani... Herkes hayatında bir defa Hızır'ı görür <laughs> <laughs> Duy ben işte, duymadım abi. Yani, e, onu Şöyle derlerdi, duydum da yani herkes hayatında bir de fazil görmesi adalet ilahinin muktezasıdır derdi. Ama hazır mıdır, Alem alemidir, midir, bilmiyor değil mi? Bilmez. Hı. Ama mutlaka mutlaka adil ilahi adaleti için herkes hayatına bir hızıra denk gelmiştir.